Evet, geçebiliriz arkadaşlar. Şimdi adalara gideceğiz. Adalarda bir tartışma var. Uzun süredir aslında var bu tartışma ama dün artık polisin müdahale ettiği, adalıları gözaltına aldığı görüntüler ortaya çıktı. Adalılar ne istiyor? İBB neden bu kadar ısrarcı, neden bu kadar taviz vermez bir tutum içerisinde? İzleyelim, öğrenelim. Bu hürriyeti tahdit suçu işlenmiştir burada. Ya gözaltı kararı olması lazım ki arabaya koysunlar ya da bu hürriyeti tahdittir. Suç durusunda da bulunacağız görevliler hakkında. İstanbul Büyükada'da İETT'nin trafiğe çıkardığı minibüslere tepki sürüyor. Ada halkının azmanbüs olarak nitelediği minibüslere karşı yurttaşlar günlerdir eylemde. Burada koca minibüslerin işi yok. Ya da bize şöyle bir açıklama yaptı yerel yönetim. Dediler ki böyle bir şey mümkün değil, böyle bir şey söz konusu bile değil. Biz bunları yokuşlarda denemek için adalara getirdik dediler. Azmanbüslerin trafiğe çıkması engellendi. Yurttaşlar gözaltına alındı. İşte bu ucubeler trafiğe çıksın diye bu insanları gözaltına alıyorlar. Eylem sırasında adalarda azmanbüs istemiyoruz yazılı dövizler taşındı. Bayramdan dolayı Büyükada'ya yoğun ziyaretçi akını yaşanırken eylem nedeniyle sadece önceden uygulamaya konulan elektrikli araçlar sefer yaptı. Büyükada'ya toplu taşıma amaçlı 13 adet minibüs getirildiği belirtiliyor. Diğer adalarda henüz minibüs uygulamasına başlanmadı. Burası araçlarca işgal edilmemiş, kuş seslerini duyabildiğimiz, içinde huzurla yürüyebildiğimiz aslında İstanbul'un tek kalmış ilçesiydi. Ama şu an alenen yerel yönetimce küçük küçük adımlarla taşıt trafiği açılmaya çalışılıyor. Peki ada halkı bu minibüsleri neden istemiyor? Adalarımızın sokak ve caddelerinin yasal olarak yaya yolu olmaları nedeniyle. Bu dünyada bile bir benzersiz bir şeydir yani. Ada sokaklarında çocuklarımızın oynayacağı alanların iyice daraltılması nedeniyle akülü araç ve bisiklet kaosundan ötürü belli yaş üstündeki kimseler şu anda bile sokaklarda yürüyemezken azmanbüslerin gelmesiyle durumun daha da kötüleşecek olması nedeniyle. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de konuya ilişkin açıklama yaptı. İETT Adalar ilçesinde 40 adet 13 kişilik elektrikli L sınıfı tescilsiz araç ile toplu taşıma faaliyetlerini sürdürmekteydi. Kullanım izni süresi 30 Nisan 2024 tarihinde sona ermiştir. İlgili mevzuat gereği M sınıfı ve tescilli olması gereken araçların hizmete alınması gerekmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Sanayi İşbirliği Projesi kapsamında Aselsan ve Karsan'ın ortak üretimi olan lisanslı, elektrikli, güvenlik donanımlarına sahip araçlar alınmıştır. Herkesin bu araçlara karşı olduğunun anlaşılması üzerine bu araçların bir ulaşım çalıştayı yapılarak yeni bir çözüm yolu bulunana kadar çalıştırılmayacağına dair İETT Genel Müdürü tarafından halk huzurunda söz verilmiştir. İETT Müdürü 27 Mayıs günü Büyükada'da halkın karşısında verdiği sözle durmamıştır. Ya bu sorunun geleceği biliniyordu. Adalılarla Büyükşehir Belediyesi, aynı zamanda Adalar Belediyesi arasında görüşmeler yapılmış, bazı sözler verilmiş. Şimdi o sözlerin tutulmadığı, o sözlerin tersine adada çok ciddi sorunlar doğuracak bir tercihte bulunulduğu söyleniyor Adalılar tarafından. Bakın burada
bir önceki kullanılan araç var. Bu da yeni kullanılmak istenen araç. Aslında aynı sayıda yolcu taşıyorlar ama şu araçla şu aracın arasında çok ciddi bir genişlik farkı var. Adanın dar yollarında yan yana iki aracın gidemeyeceği, yani karşılıklı trafikte seyredemeyeceği ve artan araç yoğunluğu nedeniyle de adada artık güvenli çoluk çocuklarını bırakamayacakları, kendilerinin yürüyemeyeceği, yaşlıların da aynı şekilde çok ciddi sorunlar yaşayacağı şikayetleri var. Bakın, adada adalılar yaşıyor, adalıların talepleri var. 5000'i aşkın imza toplamışlar ve adaya ilişkin iradelerini ortaya koymuşlar. Ama adalılara siz bilmezsiniz, biz daha iyi biliriz diyen bir anlayışla mı yaklaşılıyor? Oradaki halkın, orada yaşayanların taleplerine neden kulak verilmiyor sorusunu herhalde daha çok konuşacağız. Şimdi Salda'ya gidelim. Salda. Eşsiz, dünyada eşi benzeri olmayan bir coğrafi bölge ve bu bölgede, bu bölgenin katledilmesi için yine dünyada eşi benzeri görülmemiş bir biçimde AKP iktidarı devreye girdi. Normalde yere bile basıp basılmamasının tartışılacağı